Bilmelisiniz ki felç gibi ani bir sağlık sorununa yapılan müdahale, bu atak sonrasında tamamen iyileşebilmenizi sağlayabilir veya hiç iyileşememeniz gibi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle bu videoda sizlerle eğer felç geçirirseniz ne yapmanız gerektiği, hangi besinleri yemeniz gerektiği ve felçten kurtulmak için en iyi besinler hakkında bazı gerçekten önemli bilgiler paylaşacağım. Öncelikle küçük etkili felçler ve büyük çaplı felçler vardır. Küçük felçler 15 dakika ila 24 saat arasında herhangi bir yerde sürebilir ve semptomları kalıcı değildir. Semptomları kaybolur. Ancak büyük çaplı bir felç geçirirseniz bu vücudunuzun bir tarafında kalıcı hasara yol açabilir. Eğer küçük bir felç geçirdiyseniz büyük bir felç geçirme olasılığınız çok yüksektir. Takip eden bir yıl içinde yaklaşık 5'te 1 oranla gerçekleşir. Bu yüzden küçük felç işleri hızlı bir şekilde değiştirmenin çok önemli olduğuna dair kesinlikle önemli bir ipucudur. Eğer küçük bir felç geçirdiyseniz bu video sizin için çok önemli olacaktır. Felç geçirdiğinizi anlamanın çok basit bir yolu vardır. İngilizce'de hızlı ol anlamına gelen be fast. B harfi dengeyi temsil ediyor. Bu dengenizin ve koordinasyonunuzun bozulduğu bir durumdur. Sonra E harfi. Gözü temsil eder. Belki bir gözünüz bulanıklaşabilir. F harfi yüzü temsil eder. Yüzünüzün bir tarafı sarkmaya başlar ve bunu gülümsediğinizde fark edebilirsiniz. Sonra kolu temsil eden A harfi var. Kollarınızdan birini yukarı kaldırma yeteneğini kaybedersiniz. Sonra konuşmayı temsil eden S harfi. Felç olduğunuzda konuşmanız biraz bozulabilir. Son olarak T harfi. Esas olarak zaman içindir. Çünkü çok hızlı bir şekilde bir ambulans çağırmalısınız bıhtıyı çözmeye yardımcı olmak için 4 saatten daha kısa sürede size verebilecekleri belirli bir ilaç vardır. Peki bu durumda çok önemli olan besinler nelerdir? E vitamininin bir şekli ama tokoferol gibi duymuş olabileceğiniz normal E vitamini değildir. Tokotrienol adı verilen farklı bir E vitamini türüdür. Her E vitamini türünün kendi alt türleri vardır. Yani E vitamininin her iki türünün de alfa, beta, gamma, delta gibi farklı alt türleri vardır. Alfa-tokotrienol, felçten kaynaklanan nörodejenerasyonu korumada alfa-tokoferolden bin kat daha güçlüdür. Glutamatın neden olduğu beyin hücresi ölümünü önlemek için gereken tek şey alfa çok küçük doz almaktır. Örneğin, konuşmanız veya kulunuzla ilgili sorun yaşadığınızı veya felç geçirdiğinizi fark etmeye başladığınızı varsayalım. Hasarı önlemek için bu tokotrienolden hemen kullanmalısınız. Fakat elinizde hiç tokotrienol olmasa bile doktora danışarak eczaneden temin edip felci tedavi etmek için kullanmalısınız. Talimatlar ne önerirse doktora danışarak muhtemelen 4 katına almanızı ve bunu güne yaymanızı önereceğim. Bunu tokoferollerle birlikte almanızı önermem. Sadece tokotrienollerin alfa, beta, gamma ve delta içeren bir karışımını alabilirsiniz. Çünkü açıkça tokoferoller ve tokotrienoller rekabet etme eğilimindedir. Etkiyi azaltacak hiçbir şey istemiyoruz. Dolayısıyla tokotrienoller inme sırasında hasarı önlemeye yardımcı olmak için, inmeyi önlemek için ve perç geçirdikten sonraki iyileşme sürecinde kullanılabilir. Tokotrienoller nöronlarda hücre zarını koruyan çok özel özelliklere sahiptir. Bu nedenle Alzheimer hastalığı, Parkinson ve istemsiz hareket veya kas spazmı olan distoni gibi diğer durumlar için de iyidir. Aynı zamanda çok koordinasyonsuz olduğunuz ve dengenizin bozulduğu ataksi için de çok faydalıdır. Beynin beyincik denilen arka kısmında oluşan bir tür hasar nedeniyle dengenizi kaybedebilir ve düşebilirsiniz. Disotonomi adı verilen başka bir duruma da iyi gelir. Bu da temel olarak otonom sinir sisteminin bir arızasıdır. Sempatik ve parasempatik sistemlerinden birinin diğerine göre daha hızlı ya da yeterince çalışmamasından kaynaklanır. Burada almanız gereken şey E vitaminidir. Bir örnek verelim. Ne kadar egzersiz yaparsanız yapın terleyemezsiniz. Diğer bir zıt durum ise sürekli terlersiniz ve bunu kontrol edemezsiniz. Bu bir disotonomi örneği olabilir. POTS denen başka bir durum daha vardır. Bu, ayağa kalktığınızda duramayacağınız ve bayılacağınız bir durumdur. Otonom sinir sisteminin ciddi bir sorunudur. Birçok videomda bundan bahsetmişimdir. Bu durumda B1 vitamini ve aynı zamanda tokotrienol formundaki E vitamini almak oldukça önemlidir. Tokotrienoller'in gerçekten iyi olduğu son şey var ki bunun beyinle hiçbir ilgisi olmayıp kalp ilgisi vardır. Kalp krizinde olduğu gibi. Tokotrienollere nitrogliserinin doğal bir versiyonu olarak bakabilirsiniz. Çünkü çok güçlüdür ve kalp kasına giden oksijeni artırır. Genel olarak E vitamini, omega-3 yağlarının ve özellikle DHA'nın beyinde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu nedenle E vitamini eksikliğiniz varsa doğrudan çok fazla balık yağı ve DHA almanıza rağmen pek bir değişiklik fark edemeyebilirsiniz. E vitamini eksikliğinin en büyük nedenlerinden biri de çok fazla rafine tahıl tüketmektir. Rafine edilmiş tahıllar E vitamini eksikliğinin önemli bir nedenidir. Belki de E vitamini açısından zengin gıdaları yeterince tüketmiyorsunuzdur. Tokotrienoller söz konusu olduğunda onu yiyeceklerden almak biraz zordur tokotrienoller içeren besinleri sıralayacağım. Birincisi muhtemelen adını duymadığınız enado. Sonra palmiye yağı var ve pek çok insan palmiye yağı tüketmez. Aynı zamanda insanların neden tüketmediğini bilmediğim pirinç kepeği yağı da vardır. Ayrıca zeytin yağında da az miktarda bulunur. Başınıza gelebilecek rahatsızlıklar içerisinde felç veya inme en kötülerindendir. Peki bunu nasıl engellersiniz? Her gün sadece aspirin mi alıyorsunuz? Yine de bununla ilgili doktorunuza danışmalısınız. Ancak aspirin'in zararlı olabileceğiyle ilgili bazı güncel veriler vardır. Çünkü özellikle kan damarlarında patlama olan hemorajik tipte bir felç geçirirseniz ve sonra aspirin alırsanız, bu midenizde ve vücudunuzun diğer organlarında daha fazla kanamaya neden olur. Size aspirin almayın demiyorum ama sadece doktorunuza danışın. Ardından alıp almamanız konusunda tam bilgi alın diyorum. Ancak kanı sulandıran doğal şeyler de vardır. Bunlardan biri sarımsaktır. Keto diyeti uygulamak, pıhtılaşmanın veya plak veya plak oluşumunun daha derin nedenlerinden biri olan şekeri hayatınızdan çıkarmak, omega-3 yağ asitleri yani balık yağları çok önemlidir. Morina balığı karaciğeri yağı da gerçekten faydalıdır. Pek çok restoran yemeğinde bulunan soya fasulyesi yağı, mısır yağı, kanola yağı, aspir yağı ve ayçiçek yağında gizlenen omega-6 yağ asitlerini ortadan kaldırmak da öyle. Çünkü bu yağlar arterlerde iltihaba ve potansiyel olarak uzun vadede felç sorununa neden olabilirler. Kan akışını sürdürmek ve felç riskini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapın. Ancak herhangi bir felç belirtisi yaşarsanız veya felç geçirmiş birini tanıyorsanız ona E vitamininin tokotrienol versiyonunu önerebilirsiniz. Tokotrienollerle ilgili daha detaylı bir bilgi isterseniz yorumlara yazmanız yeterlidir. Sıradaki videoya buradan ulaşabilirsiniz.